Herkese merhaba. Yine alışveriş için Almanya'ya geldik. Şu an Zürih'e sınır olan Alman kasabası Konstanz'dayız. İlk olarak Türk marketine gideceğiz. Aldığımız şeylerin fiyatlarını göstereceğim. Bütün marketi göstermeyeceğim bu videoda. İyi seyirler. Efe Paşa sucukları İsviçre'de satılmıyor. Türk marketinde gördük. 9.79 euro. Şöyle büyük bir paketi. Bundan iki paket aldık. Yayla acılı sosis 4 euro. Santal çıtır sosis 3,5 euro. Knorr'un ve Ülker'in et suları 99 kuruş. 99 cent. Bursa Birliği'nin çizik yeşil zeytini 2,5 euro. Yeşil soğan 1 ya da 1,5 euroydu. Bunlar ne kadar Nursen? Dilimlenmiş salamlar da 1,69 euro. Ege Türk'ün ürünleri de çok güzel. Biz Efe Paşa bulamadığımızda Ege Türk markasını alıyoruz İsviçre'de. 99 cent Ülker Teremya. 2 tane kalmış. İkisini birden alıyoruz. Tat markasının salçaları 800 gramı 99 cent. Göremedim çayı. Çay ileride olabilir. Ben şuradan şeye bakayım, pirinç. Ah, buldum burada. Akdeniz baldo, Osmancık. Baldo pirinç kalmamış, Osmancık var. Akdeniz baldo var, onu mu alsak? 2,5 euro. Son olarak çay aldık. Büyük boy Alice bergamotlu çay 8 frank. Bir de bunun küçüğünü aldık. O da 5 frank. 5 euro frank değil, pardon, euroydu. Bu 8 euro, diğeri de 5 euro. Süper marketinde yaptığımız alışveriş 80 euro tuttu. 2 tane de CD aldık bu arada. Tanesi 8 euroydu CD'lerinde. Kuyu kebapta İskender 9 euroydu değil mi? Tabii 9 euro. Pilav üstü döner salatasıyla beraber 8,50. Ortaya patates söyledik, ne kadar fiyatı bilmiyorum. Gelirseniz eğer Konstanz'a kuyu kebaba uğramanızı tavsiye ederiz. Nasıl, eti beğendin mi? Almanlar pastalarıyla ünlü. Şu an verdiği son 2 dilim kalmış. Bienenstück. Dilimi, yani bir tanesi 2,5 euro. Çok lezzetli pastaları var. Lago alışveriş merkezindeyiz. Konstanz'da bir AVM burası. Aldi var. Şimdi Aldi'ye gideceğiz. Oradan Türkiye'ye gittiğimizde insanlara hediye etmek için çikolata alacağız ve evimize kahve alacağız. Tamam. Kaç paket aldık? 2, 4, 6. Kaç? 5 paket alalım. Gel boşver. Bir paket evde vardı. Aynen. 5 paket Jacobs'un kapsül kahvelerinden ya aldık. Başka? Tanesi 3,99'du. Kahve alacağız. Annene çay alalım dedim. Şuydu galiba. Portakallı. Portakallı, aynen. Yeşil çay, zencefilli. Bu limonlu. Bu pikant. Hangisiydi bilmiyorum ki. İki paket bu çaydan aldık. Aromalı. Portakallısı çok güzel, tavsiye ederim. 85 cent. Bekle. Efendim? Şeyin için şunu çıkar. Bir paket hamutu aldık. 1,99 ve Balisto favorimiz 1,79. Özellikle mor renklisi harika. İkisini sen götür, biri bende kalsın. Yeter bence. Koy. Türkiye'ye mi? Yo yo, bize, işe. İkisini de böyle mi alalım? Hepsini böyle mi alalım? Morluyu ben çok beğendim. Sen de morluyu beğendin. Hadi o zaman. Onu al. 69 cent olan bol fındıklı çikolatadan alacağız. Bekle. Yaklaşık 10 paket. Bekliyorum. Hatta 10 paketten fazla alacağız.
Aldi'den aldıklarımız bunlar. 5 paket kahve tanesi 4 euro. Renkli çikolataları Nursen'in annesi çok seviyor. Yakında Türkiye'ye gideceğiz, onun için aldık. Hava teyze, biz geliyoruz. 3 paket Balisto çikolata, 2 paket yeşil çay, 1 paket de Hanuta aldık. 15 paket de Nuskınakır aldık çikolata. Akrabalara falan hediye etmek için. Toplam 41.59 euro verdik. Şimdi de bizim bahçemizin eksiklerini gidermek için Obi Center'a geldik. Buradan bahçe malzemeleri alacağız. Canım annemle geldiğimiz Obi. Evet, Nursen'in annesiyle de gelmiştik buraya. Hatıraları depreşti. Aynen. Bahçedeki bitkiler için 60 litresi 10 euro diyelim. 10 euro olan topraktan aldık. İçerisinde torf ve humus karışımı olan bir toprak. 2 paket bundan aldık. Yani 20 euro ödeyeceğiz şimdi. Şimdi çim vişnesine bit ilacı alacağız. Nur, sen nasıl yorgunsun? Uykun mu var? Sana kahve ısmarlayayım. Kahve vallahi içmedin. Süper olur. Buradan çıkınca kahve ısmarlayayım kahve sana. Kahve ve su. Tamam. Buz gibi su. Yani 1.69 euro olan bahçe eldivenlerinden 2 tane aldık. Türkiye'ye gitmeden önce bahçe temizliği yapacağız. Ayrıca bahçe makası aldık. 9.90'a mı aldık bahçe makasını Nursen? Bahçe makası 9.90. Bir de sandalyelerin ayaklarının altına yapıştırmak için. Bunu biraz pahalıya aldık ama içinde sayı olarak çok fazla var. 5.5 euro muydu bu? Evet. 5.5 euro aldık. Şimdi son durağımız olan Kaufland'dayız. Domatesler indirimdeydi. İspanya'dan gelmiş. Türk domatesi maalesef bulamadık. 1.5 euroya inmiş. 300 gramı 1.5 kilo, 1.5 euro. Malibu'nun şişesi 12 euro. Mandalina... Piknik koyuyoruz. Mandalina 2.5 euro. Limon galiba 60-70 cent civarıydı. Kahve sütü aldık. Kahve kreması. Bu da 50 cent. Şimdilik devam ediyoruz alışverişe. Bu ne? Absolut mu? Evet. Absolut ne kadar? 14.99. Vodka da 14.99. İsviçre'de kaç para bu? Bir bakalım. İsviçre'de ne kadar? 25 frank. İsviçre'de 25 frank, Almanya'da 14.99 euro. Alışverişimiz devam etmekte. Bunlar tuvalet için ıslak mendiller. Tahret musluğu yok burada. Herkes temizlenmek için böyle özel tuvalet için üretilen ıslak mendilleri kullanıyor. Kaufland'ın kendi üretimi olan bütün ürünler son derece kaliteli. Tanesi 65 kuruş. Sanırım bir 5-10 tane alırız bunlardan. 1 euro 25 cent'e inmiş Domestos klozet temizleyicileri. 2 tane bundan aldık. Klozet içine konulan bu kokulu klozet kokularından aldık. Nasıl bir tariftir bu ya? Tanesi 90 cent. 4 tane aldık. 2 tane. Bizim en sevdiğimiz şampuan çok kaliteli. 7 tane çiçek yağı var içinde. 1.29. Ama bu aynısı değil. Bir tane kalmış bizimkinden. Tüh. Bunu alıyoruz. Bu saç kürlerinden daha önce kullanmıştım. Rossmann'dan almıştım. Kaufland'da da var. Bunu 3 kere de kullanabiliyorsunuz. Argan yağlı, Hindistan cevizli yağlı ve vitaminli, D vitaminli. Tanesi 55 cent. Denk gelirseniz bundan mutlaka alın. Çok güzel bir maske. Bunlardan şimdi birkaç tane alacağım. Duş jelleri 1.05 euro. Lex var şu. İyi, al kokularına da bak istersen, hangisini istiyorsan. Kokoslu alsana, ben kokoslu deneyim bir tane. Ay, hiç sevmediğim. Sen kendin kullanırsın. Tamam, ben kullanırım onu. Galiba 4-5 tane de duş jeli aldık. Diş macunları 95 cent. 2 tane normalinden alayım. Evde almıştık, annenlere de almıştık. Ben de almıştım. 59 cent kakao. Tamam. 2 tane kakao aldık.
Burada çok güzel yoğurdu soya sütü var. Ha. Aklın kalmasın istiyorsan. Yok, yoğurda gerek yok. Soya sütü buldum ama bu muydu? Ungesüz. Kaufland'ınki güzel. Bu değil. Alpro değil. Yok, Kaufland'ın kendi üretimi olan güzeldi. Ona bakalım. O zaman vardı, buralarda bir yerde de. Aha şu ya. Şu. Ha, ha buldum. 95 cent. Şekersiz soya sütü Kaufland'ın kendi üretimi. Şu var, Leibniz'in soya. Bu şeyle. Soya Rice'la. Ve pirinç. Onu istemiyorum. Şundan bir tane daha alır mısın? Alayım mı iki tane daha? Hadi al, ben hep içiyorum. Güzel oluyor bu. 95 cent'e 3 şişe aldık. Bunları beğenmişler galiba. 1.29 Hütten Teyze. Bu çok güzel. Bundan aldık bir tane. Friş Keyze'lerden aldık. 66 cent. Tartar peyniri aldık. Sarı saklı. 2.49. Cüz peynirle götürebildiğin burada kadar götürüyor. Uygun, evet. Şey mi var? Gouda varsa bakalım. Ve 1.49 cent'e Philadelphia peynirleri var. Bunlar inanılmaz güzel. İsviçre'de tanesi 3.5 franka satılıyor. 3-4 pakette bundan aldık. Dilimlenmiş Gouda peyniri bir paketi 1.24 cent. 3 paket mi aldık? Evet. 3 paket Gouda peynirinden aldık. Annenler aldım işte. Evet evet, biliyorum. Bu değil, şunu aldık. Hollanda Gouda peynirinden aldık. Yarım teker, çeyrek teker. 2.49. Son olarak cips aldık. 79 cent paketi. Kiraz suyu aldım. Kirsave. Tanesi 1 euro. Başka da meyve suyu. Şu bu meyve suları ne kadar aldın Mursa? 1 euro muydu? 1.19 muydu? Hatta 1 euro bile yoktu bunlar ya. Hiç hatırlamıyorum inanki. 1 euro civarında 3 tane meyve suyu aldık. Kaufland'daki alışverişimiz bitti. Bakalım ne kadar tutacak. Kaufland'dan aldıklarımız da 112 euro tuttu. Bugünlük alışverişimizin sonuna geldik. Daha uzun bir süre Almanya'ya geçip alışveriş yapmayacağız. Yakında da zaten bir Türkiye ziyareti olacak. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.